İş gücü Geldi. rakamları geldi. Evet, hemen açalım. %8,6 seviyesinde gerçekleşti işsizlik. Bakalım ona. Eylül verisi. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir öncekiye göre 35 bin kişi arttı ve 3 milyon 100 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7 iken kadınlarda %12,3 olarak tahmin edildi. Ve biraz daha aşağı indiğimizde grafikte toplam erkek ve kadın verilerini görüyoruz. İşsizlik %8,6 olarak gerçekleşti. 10 aydır, 11 aydır tekhanelerde. Evet, yani büyümenin sınırlandığı bir dönemde işsizliğin artmaması önemli bir durum. Hatta yani geçmiş döneme göre düşüyor. Geçtiğimiz ayla aynı olsa da ve tabii istihdamda bir artış var. 0,1 puan da olsa 49,7'lerde bir istihdam oranı var. Bu da oldukça önemli. Burada tabii bir de Biraz da biraz daha kaydıralım. kaydırırsak genç Yukarıdan. nüfusa da bakalım. Hemen şuradan bakayım ben. Ben size söyleyeyim o zamanım. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir öncekiye göre %0,3 puan arttı. %17,1 oldu. İşte yani o genç nüfustaki mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı. Buraya biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Burada şöyle bir problem var zaten. Maalesef İş beğenmiyorlar. iş beğenmiyorlar. Yani hani bunu da böyle söyleyince kötü bir şeymiş gibi oluyor ama şimdi bir yandan aslında daha doğrusu şöyle söyleyelim. Üniversiteden mezun olan genç kardeşlerimiz maalesef hani çalışarak kademe kademe bu işi yani girmek istedikleri işi yapmadıkları için, yapmak istemedikleri için orada onların bir iş bulamaması problemi var. Bir yandan da bakıyorsunuz hemen hemen her sektörde ciddi bir haykırış var, işçi bulamıyoruz diye. Burada mavi yakalı ile beyaz yakalı noktasında ciddi bir dengesizlik oluşmaya başladı. Ciddi bir makas açığı olmaya başladı. Bu fiyatlara da, ücretlere de yansımaya başladı. Bu nedenle hani bu ülkenin çok ciddi bir şekilde mesleki eğitime ihtiyacı var. Mavi yakalıya ihtiyacı var. Burada eğitim sistemini de belki buna yönelik değiştirmek ve gençlerimizi de buna yönelik bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Meslekseli olmak ya da bir mesleği olmak eğitimsiz anlamına gelmez. Üniversiteden mezun olan herkes de eğitimli anlamına gelmez. Hani bunu bir tabii ki üniversite okusunlar bütün gençlerimiz. Ama o mesleki eğitimi de almak lazım. O mesleki eğitim oldukça önemli ve şu anda en çok ihtiyaç duyulan alan burası. Ve en yüksek ücretleri alanlar da orası. Onu da çok açık söylemek lazım. Ama işte maalesef üniversiteden mezun olan gençlerimiz bırakın hani kendi alanlarında iş yapmayı zaten direkt yönetici olmak istiyorlar. Hani bu kadar çok yönetici değil daha çok hani bu kadar çok komutana değil daha çok askere ihtiyaç var bu ülkenin daha hızlı gelişebilmesi için. Bunu da söylemekte fayda var. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin 42,7 saate geldiğini görüyoruz. Normalde hani belirlenen saat 45 saattir aslında. Böyle Evet. bakıldığı zaman da buradaki bir çalışma var biliyorsun. Daha esnek çalışma ve daha süreleri kısaltma noktasında. Belki oraya doğru da ilerliyoruz.